çocuklarımızı okullara kaydettiremiyoruz. Çok mağdur bir durumdayız. Yaz döneminde Türkiye genelinde el değiştiren Doğa Okulları'nın Edirne'deki kampüsü Milli Eğitim Edirne İl Müdürlüğü tarafından mevzuat hükümlerine uygun hareket etmediği için kapatılınca yeni dönem için okula kaydını yaptıran bazı veliler ne yapacağını şaşırdı. Aylar öncesinden kayıt paralarını yatıran veliler hiçbir özel okulda kontenjan olmadığını, bu nedenle zor durumda kaldıklarını belirtti. Öte yandan Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından özel okullarda kontenjan bulamayan öğrencilerin ise mağdur edilmeyip bulundukları bölgedeki devlet okullarına gönderilebileceği ifade edildi. Bundan yaklaşık 2 ay öncesinde Edirne Doğa Kolejlerinin tabelasının değişini gördük. Bütün veliler olarak Edirne Doğa Koleji'ne gittik. Nedenini sorduk. Bize dedikleridir, burası Edirne Doğa Koleji genel merkezin franchising firması olarak çalışıyor. Bizde bir ufak bir aramızda bir sıkıntı olduğu için YİM okullarına devrettik dediler bize. YİM'in sahibi de orada çalışan tahminim kantinci. Oranın kantinci üzerine bu okulu yapmışlar yani. Çocuğunu doğa okullarına aylar öncesinden yeni dönem için yazdırıp para ödediklerini kaydeden velilerden Mustafa İsmail Okur şunları söyledi. Biz dedik ki peki dedik, bu okul YİM olarak mı kalacak? Yok, kesin değişecekler. Bu mevzu 3 ay önce böyle bize böyle anlattılar. Aradan zaman geçti. Biz hala okulumuzun doğa koleji olacaklarını şey yapıyoruz. Bundan bir hafta öncesinde de bize bir mesaj geldi. Okulumuz tekrar doğa koleji olacak diye dediler. Bu arada biz 3 ay öncesinden erken kayıt olduğu için erkenden paralarımızı hep ödedik. Çoğumuz paralarımızı ödedik. Bir hafta öncesinde bize mesaj geldi. Okulumuzun tekrar ismi Doğa Koleji olacak diye bize sevinici bir mesaj geldi. Biz de sevindik. Fakat düne kadar, dün akşam gelen telefonda hepimiz yıkıldık. Dün gelen mesajlarda okulumuz bu sene Doğa Koleji olarak hizmet veremeyecek dediler. Biz de nedenini sorduğumuz zaman kimseyi muhatap bulamadık. Bu sabahleyin tekrar bizi aradılar. Okulumuz için şöyle bir alternatif yol bulmuşlar. İsterseniz diyorlar okulun çocuklara paranızı geri verelim. İsterseniz de sizi Lüleburgaz'daki bir kurumumuz var. O kuruma sizi ücret karşılıksız yani taşıyalım der. Biz zaten çocuğumuzu bizi burada gönderirken bile trafikte sıkıntı olmasın diye arkasına bakarken biz nasıl çocuğumuzu 80 kilometre bir yola gönderelim diye bunu biz reddettik. Ve en son aşamasında da biz çocuğumuzu şu anda normal bir okula yazdırmaya kalkıyoruz. Şu an kontenjanlar dolu olduğu için şu anda okullarımızda çocuklarımızı okullara kaydettiremiyoruz. Çok mağdur bir durumdayız. Edirne Doğa Okulları'ndan biz şikayetçiyiz. Bir diğer mağdur velilerden Ersin Çağırtekin de çocukların söz konusu durumdan çok etkilendiğini belirtti. Bize aşağı yukarı 3 ay önce bir haber geldi. Doğa okulları kapatıldı diye. Sonra biz müdürle görüştüğümüzde bize dediler ki işte mahkemelik bir durumumuz var daha önceki franchise aldığımız kişilerle. Ama dedi 45 gün içinde sonuçlanacak dedi. Kesin dedi Doğa Koleji açılacak dedi. Hani bekleyin dediler, çocuklarınızı almayın dediler başka okula. Biz de sabırla bekledik ama 45 günün sonucunda yine hala mahkeme bitmemişti. Devam ediyor işte bekleyin, sabredin, olacak dediler. Son bu 2 gün öncesi işte haber verdiler ki açılamıyoruz. Şimdi mağdur durumdayız. Mağduriyetimizi de gideremiyorlar. Giderme konusunda da Burgaz'a çağırıyorlar. Burgaz'daki okula götürelim çocuklarınızı diyorlar ama 80 kilometre bir yola da göndermek istemiyoruz. Çünkü bunun yazı var, kışı var. O riski alamayız yani çocuklar.